Sevgili Sayın Mehmet Ersoy Beyefendi'ye teşekkür ediyorum. Ayrıca az önce şarkımızda aldığımız taraf gereçleri sayarken bu araçların gereçleri gelmesine tabii ki başkanımızın milletvekilimizin büyük destekleri var. Fakat dinlemek için, görmemiz için gece gündüz çalışan kıymetli genel meclis üyeleri Süleyman Yıldırım ve Kemal Şahin Bey'e sizlerle alkış rica ediyorum. Değerli yol arkadaşlar, daha iyi çalışması için bir araya sizi noktalar çok kıymetli portföyü Cumhur Ünal Bey'e çok teşekkür ediyorum. Katılımlarıyla bizleri onurlandıran Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı, komşu gibi Samsun'umuzun kıymetli milletvekili, genel başkan yardımcımız, kıymetli Çiftler Karasaray Hanımefendi'ye çok teşekkür ediyorum. İlgilenen meclis ve belediye meclis üyelerimiz, kadın ve genç kollarımızın başkanları ve görevli üyelerimiz, çok değerli hükümetli kardeşlerim, 6. olan kongremize hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle hakkınızı ihlal edip bir cenazeye katılmak durumunda kaldığımız için Kur'an içerisindeyiz. Saat 11'de cenazede. Bu vesileyle de Kur'an'dan dikmene geldim. Dolayısıyla biraz önce divan üyesi arkadaşımın ayağı tozuyla dedi. Evet, biraz ayağı tozlandı. Duran, dikmen yolumuzla ilgili de güzel haberleri bizatihi görerek sizlerle paylaşacak bir yolculuk yapmış olduk. Hatırlarsanız dikmende her vesileyle sizlerle bir araya geldiğimizde duran içerisinde, dikmen içerisinde birbirine bağlayacak ve bizim vizyon projelerimizden bir tanesi dediğimiz duran, dikmen yolundan hep bahsediyor ve bu yolun bir an önce götürmesi için gereken tasip ve çalışmayı göstereceğimizi söylüyorum. Bugün Kur'an'la çıktık, Kur'an dikmen arasındaki yolumuzun kendi aşamayı da gözlemleyerek buraya geldik. Halk olsun dikmenimize 15 kilometrelik bir mesafe kaldı. 15 kilometre sonra Kur'an dikmen yolumuz dikmiş ve Kur'an'la dikmen içerisinde birbirine kavuşmuş olacak. Yolun 15 kilometrelik kısmı oldukça henüz daha yapılmamış ve sati asfalt yol olmasına, sabitli yol olmasına rağmen Kur'an'da normalde Kur'an oya bak, gerçi saplar, gerçi dikmen üzerinden geldiğimizde 1,5 saatte kat edebileceğimiz yolu 50 dakikada Kur'an dikmenden yolun bir kısmı dediğim gibi hala çalışma olmasına rağmen 50 dakikada gelir. Dolayısıyla bu yol tamamlandığında inşallah Kur'an'da dikmen arasındaki mesafe 40 dakikaya kadar düşmüş olacak. Bu da Siyon'umuzun ilçeleri arasındaki entegrasyonu ve ilçeleriyle il arasındaki entegrasyonu tamamladığımız önemli aşamalardan birisi olmuş olacak. Dikmen Kur'an yolumuz hayırlı olsun. Şantiyede çalışan arkadaşlarımızın yanında durduk. Selam verdim onlara. Hatıra fotoğrafı çektirdik. Dikmen kongresine geldiğimizi söyledik kendilerine. Şantiyede çalışan arkadaşlarımızın da Dikmen'li kardeşlerimize selamlar veriyoruz. İnşallah sevgili muhtarlar çok iyi hatırlarlar. Onlara bir şey söylemiştik. Dikmen Durağan yolumuz tamamlandığında Durağan'ımızın muhtarlarıyla Dikmen'imizin muhtarları Serbest Bölge'de birleştik. Bir araya gelecekmiştik. Bugün genel başkan yardımcımız Çiğdem Karahan hanımefendi aramızda. Ve gerçekten sizin olan katkılarından dolayı sayın genel başkan yardımcımıza özellikle teşekkür ediyorum. Dikmen Eki Teşkilatı'nın 6. olan Eki Kongremize hoş geldiniz diyorum. Hepinizi ayrı ayrı sevgi, saygı, hürmetlerimi sunuyorum. Dilediğim gibi bu ileride partimizin 6. olan Eki Kongremize geçtik. Dün Boyabak'ın Eki Kongremize geçtik. Biraz partide Saray Düzü'nün Kongremize geçtik. Ve bugün de Dikmen Eki tabii bu konferansımız
sevgilerle tavsiye ediyorum. Partimizin kuruluşunda bu kadar partimizi davamız için gece gündüzde de mücadele eden dava arkadaşlarımıza, ülke teşkilatlarımıza, kapı kodlarımıza, gençlik kodlarımıza, ilgilenme, tehlike ve düşünürüz. Her birine ayrı ayrı ülkeden teşekkür ediyorum. Bu konu sürecinde aramızda yeni katılan dava arkadaşlarımızla birlik beraber içerisinde istişare ile partimizin ilkelerinden ayrılmadan genel başkanımızın bizlere yüklediği sorumluluğu farkında olarak dava sürecimizde gece gündüzde ve CEO kurulunda başarılı olacak teşkilatlarımızı hazırlamak mecburiyetindeyiz. Tabii başarılı teşkilatlarımız her zaman olduğu alanlarda, ilçelerde, mahallelerde oylarımızı artırmıştır. Tabii hepsi